Taş Krallığı, Büyük Zimbabwe Ulusal Anıtı. Bu alanda 9. ve 15. yüzyıllar arasında Güney Afrika'da ortaya çıkmış bir krallığın kalıntıları olan birçok taş var. Zimbabwe, taştan ev anlamına gelir. Bu tarihi anıt gerçekten de ülkeye ismini vermiş. Büyük taş ve kayalardan oluşan kısım, kralın ikametgahıydı. Taşlardan yapılmış duvar 7 metre yüksekliğindedir. Buradaki toprak ve zemin ise ilk günküne benzer bir halde duruyor. Shona ya da Shona kabilesi, Sahra çölünden güneye doğru göç ederek burada bir taş medeniyeti kurmuştur. Alanda ritüeller için ayrılmış bölümler ve mezarlıklar görülebilir. Medeniyete ait önemli kısımlardan biri de işte burası. Bu açıklıktan bağıran birinin sesini tepenin yamacından duymak mümkün oluyordu. Bu yüzden bu alanın iletişim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tepenin alt kısımlarında yer alan köyde 6000 hane vardı. En kalabalık dönemde ise toplam 18.000 kişinin burada yaşadığını biliyoruz. Krallık, ticaret için çok önemli bir merkezdi ve yakınlardaki altın madenleri sayesinde zenginleşmişti. Köy ve Kraliyet Tepesi arasında Büyük Kapama olarak bilinen, taş tuğlalar kullanılarak yapılmış dairesel bir anıt bulunuyor. Buranın ya kraliçenin ikametgahı ya da bir tapınak olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Aynı boyutta kesilen granit bloklar üst üste yerleştirilerek, dik açıların ya da keskin çizgilerin olmadığı, tamamen eğrilerden oluşan bu yapı inşa edilmiş. Bu yapı, o dönemdeki taş ustalığının oldukça gelişmiş olduğunun bir kanıtı. Yapının iç kısmında ise konik bir kule bulunuyor. Bu kuleyi kralın gücünü temsil eden bir tahıl ambarına benzetmek mümkün. Günümüzde bu medeniyeti kuran Shona ya da Shona kabilesinin torunları hala bu bölgede yaşıyorlar. Bir zamanlar hızlıca gelişen bu önemli medeniyet 15. yüzyılda ortadan kaybolmuş olabilir. Ancak kabilenin üyeleri o zamanların ihtişamını bugün hala şarkılarıyla yaşatmaya devam ediyorlar.